Merhaba arkadaşlar. Bugün birinci ünite olan temel kavramların basamak kavramı ve çözümleme konusunu anlatacağım sizlere. İlk önce konu anlatma kısmıyla başlayalım. Bize 4 basamaklı bir ABCD basamağı sayısı verilmiş. Arkadaşlar D sayısı şuradaki birler basamağı, C onlar basamağında, B yüzler basamağında, A ise binler basamağındadır. Bunların basamak değerini bulurken sayı değeriyle yani ABCD'nin kendi sayı değeriyle basamak değerini çarpıyoruz. Şimdi D sayısı burada birler basamağı olduğu için 1 ile çarpıyorum. Bunun basamak değeri D. C sayısı onlar basamağında olduğu için 10 ile çarpıyorum. B sayısını yüzler basamağında olduğu için B 100 ile çarpıyorum. A sayısı binler basamağı olduğu için A ile çarpıyorum. Aslında bize bunun basit yolu şöyle bir 4 basamaklı bir sayıda 1000 A artı 100 B artı 10 C artı D şeklindedir. Veya şöyle A, B, C olsun. 3 basamaklı bir A, B, C sayısı olsun. Yüzler basamağında A olduğu için 100 A. Bunu çok kullanacağız arkadaşlar. B, onlar basamaklı olduğu için 10 B artı C de birler basamaklı olduğu için C yazıyoruz. Yani sınavımızda en az bir soruyu bu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer bize verdiği örneklere bakalım. Şimdi AB3, 2AB, A0A 3 basamaklı sayılar. AB, AB, AB 25 4 basamaklı sayılar olsun. AB3 3 basamaklı. Bakın arkadaşlar. Şimdi 3'ye 3 şu şekilde ayırmış. Ben burada AB0 yazmış. Hani 3 eklenmemiş halini yazmış. Ardından bu sayı 3 basamaklı sayısı 10'la çarpılmış haline. Yani 10AB'de yazabilir. Evet. Buradan da bunu çekebilirdi arkadaşlar. Veya bizim biraz önce yaptığımız çözümlemeyi yapalım. 100A artı 10B artı 3 şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. Alt taraftakine bakalım. Burada AB'yi çektiğim anda burada 0 olur değil mi? Çünkü şu şekilde düşünün. Toplama yapıyor çünkü burada. 2. 0 B ile toplarsam B. 0 A'yı toplarsam A. Bu yüzden burayı 200 yazıyor arkadaşlar. Burada da 2 basamaklı bir AB sayısı vardır. A0 A'da da şimdi burada şöyle yapmış arkadaşlar. Bizim kendi çözünürlüğümüzü yapalım mesela. Biraz önce size gösterdiğim çözünürlüğü. A burada yüzler basamağında olduğu için 100 A. A burada birler basamağında olduğu için 1 A. Kaç etti arkadaşlar? 101 A. Burada AB, AB 4 basamaklı bir sayı. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki AB'yi çekmiş. O zaman 0, 0. Topladığımızda aynı olur. Ardından burada bir sayının son iki basamağı 0'sa 100 ile çarpılmış hali olarak düşünebilirim bunu. Üstüne AB eklersem 101 AB'dir. Burada AB 2 basamaklı sayı arkadaşlar hala. Ama bizim kendi çözümlememizi yaparsak bunu bu şekilde çözümleyebilirim. Şimdi ben burada A binler basamağında 1000 A. A burada onlar basamağında 10A. Bu durumda ben bunu 1010A artı burada B yüzler basamağında, birler basamağında 101 etti. 101B olarak da yazabilirim. Ben burada arkadaşlar iki basamaklı sayı halinde hala. Burada tek basamaklı sayı halinde. Aynısını alt taraftaki sayı için de yapmış. AB 25 4 basamaklı bir sayı. Şurada 25 çektiğimde 0 0 şuradaki gibi düşünün arkadaşlar. Ardından bir sayının son iki basamağı sıfırsa yüzde çarpılmış halidir. Artı 25'tir. Daha fazla çözünemeyiz zaten. Şimdi bakalım örnek sorularla başlayalım arkadaşlar. A, B ve B, A birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar demiş. Bize kaç farklı AB sayısı yazılabilir demiş. Arkadaşlar şimdi burada dikkat etmemiz gereken kısım var. İki basamaklı doğal sayı demiş. Ben burada tek tek çözümleyelim ilk önce. AB'yi. Burada A kaçıncı basamakta? Onlar basamağında. 10A. 10A artı B. Artı. Burada B hangi basamakta? Onlar basamağında. 10B o zaman. A burada birler basamağında olduğu için A eşittir 88. Tamam. Ardından 10A ile A'yı toplarsam ne eder? 11A. B ile 10B'yi toplarsam 11B eder. Eşittir 88. Şimdi ikisi de 11 olduğu için 11 parantezini alayım. A artı B eşittir 88. Ardından
Buradaki 11'den kurtulmak istiyorum. O zaman her tarafı 11'e böleyim. Şöyle gitti. 88'i de 11'e bölersem 8 kalır. Yani A artı B'nin kaç olduğunu biliyormuşum. 8 arkadaşlar. Şimdi ben bunları sayı değeri vereceğim. Doğal sayı oldukları için. Buradan kaç tane AB farklı sayısı yazılabilir onu bulacağım arkadaşlar. İlk önce A'ya 7 verelim arkadaşlar. Ve B. Aslında 7'den önce 8 verdiğimizi düşünelim. Bakın. A'ya 8 verirsem B 0 olur. Ama arkadaşlar şimdi AB ve BA iki basamaklı doğal sayısıymış. Şimdi AB bu durumda 80 olur. Ama BA 0,8 olur. Şimdi 0,8 iki basamaklı bir sayı mı yoksa tek basamaklı bir sayı? Çünkü baştaki sıfır bir anlamı yok. O zaman bu bir basamaklı doğal sayı oluyor. İki basamaklı doğal sayı olmuyor. O yüzden ben bunu dahil edemem arkadaşlar. 7'ye 1. 6'ya 2. 5'e 3. Toplamları 8. Şimdi 4'e 4 yazdım mı arkadaşlar? Bunu da düşüneceğiz. Birazdan şöyle hatta düşünelim. Birbirinden farklı iki basamaklı demiş. Şimdi 4 4 yazdığımda AB ne olur arkadaşlar? 44 olur. BA ne olur? 44. AA birbirinden farklı mı? Değil. O zaman iki sayı aynı anda alamam arkadaşlar. Devam edelim. Bu sefer burasını 3 yapalım. Burasını 5 yazalım. 2'ye 6 ve 1'e 7 arkadaşlar. Kaç tane A farklı doğal sayısı yazıldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadaşlar. Cevap 6. Burada dikkat etmemiz gereken 0'ı 8 almıyoruz. Çünkü 2 basamaklı sayı olmuyor. Ve birbirinden farklı olduğu için 4, 4'ü de almıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradaki notumuzu atladık. Buna dikkat edelim. Bana eğer ABC verdikten sonra 3 basamaklı bir sayı dememişse buradaki ABC çarpı durumundadır arkadaşlar. Ama bana ABC 3 basamaklı denilirse bu sefer çözümleme yapıyoruz. O yüzden bize tanımda ABC'nin eğer 3 basamaklı demişse veya 2 basamaklı demişse kesinlikle çözümleme yapacaksınız. Ama eğer dememişse bu normal çarpı durumdaki A çarpı B çarpı C'dir. Şimdi mesela 4, 5, 2. Bana bu 3 basamaklı demedi. Normal 4, A, B, C sayısı dedi. O zaman bunlar çarpı durumdadır arkadaşlar. 4 kere 5, 22 ile çarparım 40. Ama bana 452 3 basamaklı bir sayı dedi. O zaman hemen çözümümüzü yapacağız. Burada yüzler basamağında olduğu için 400 artı 5 onlar basamağında olduğu için 50 artı 2 birler basamağında olduğu için 2. Yani burada genelde ABC ifadeleri verecek. Şimdi sayı verdim diye böyle oldu. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. AB 2 basamaklı sayısı rakamların toplamı x artı 3 katını B artı 2 basamaklı doğal sayı olmak üzere rakamları toplamın 2x eksi 1 katını eşittir. Buna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın 2 basamaklı demiş. O zaman ben bu AB'yi nasıl yazabilirim? Şöyle yazalım başta hatta. AB eşittir. Rakamları toplamı. Bunun rakamları nedir? A ve B'dir. A artı B'nin toplamının x artı 3 katına. Tamam. BA 2 basamaklı sayı. Rakamları toplamın 2x eksi 1 katı. Bunda rakamları A ve B'dir. A artı B. Rakamları 2x eksi 1 katına. Tamam. Şimdi bunların arasında bize işlem yapıp x'i bulmamızı istiyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Taraf tarafa toplayalım. Ben burada hem şunları çözümlenmiş halini yazayım da. Rengimi değiştirerek. Çözümleyelim. Burada A onlar basamında olduğu için 10A artı B. Burada da B onlar basamında olduğu için 10B artı A. Şimdi taraf tarafa topladığımda 10A bir A'da 11A arkadaşlar. B 10B'da 11B. Eşittir. Şimdi ortak olan 2 şöyle yazalım. A artı B x artı 3 artı A artı B 2x eksi 1. Şimdi ikisinde de A artı B'ler ortak. O zaman burada yan tarafta A artı B parantezini alalım. Burada ne kaldı arkadaşlar? X artı 3 kaldı. Burada da 2x eksi 1 kaldı. 2x eksi 1. Burada da 11'ler. O zaman 11'ler ortak olduğu için 11 parantezini alıyorum. A artı B arkadaşlar. Şimdi şurada işlemimizi yapalım. Bakın ikisine de A artı B'ler ortak. O zaman şöyle A artı B'yi böldüğümde ikisine de A artı B gider mi? Gider.
Burada sol tarafta ne kaldı? 11 kaldı arkadaşlar. Sağ tarafta ne kaldı? X, 2x daha 3x. 3 eksi 1 daha artı 2. Şöyle bir denklem kaldı elimizde. Bu denklemi alalım. Şuraya yazalım. 11 eşittir 3x artı 2. Artı 2 karşı eksi 2 olarak gider. 11 eksi 2 eşittir 3x. 11'den 2 çıkartırsam 9 eşittir 3x. Her tarafı 3'e bölersem x eşittir buradan 3 arkadaşlar. 9 3'e bölersem 3. Sakin kalıp taraf tarafa topladıktan sonra sorunun doğru cevabını bulduk arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi ABC 3 basamaklı doğal sayısının birler ve yüzler basamağı yer değiştirdiğinde 495 arttığına göre kaç tane ABC sayısı vardır? Şimdi ilk önce şunu düşünmemiz lazım. ABC 3 basamaklı sayısı birler ve yüzler değiştirince ne oluyor arkadaşlar? Şuraya yazalım. Başta ABC'de yüzler ve onlar yer değiştirince ne oldu? C, B, A oldu arkadaşlar. Peki hangisi daha büyük? İkincisi 4, ikincisi değişince ne olmuş? 495 artmış. Bu durumda ikincisi daha büyüktür arkadaşlar. Bu durumda CBA'dan ABC'yi çıkartıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada çıkarma işlemi yaparken normal çözümleyerek çıkarma işlemi yaparsak bizim işimize kolaylık sağlar. Tamam. O zaman bunu şu şekilde yazalım. CBA eksi ABC. Tamam. Çözümleyelim hatta. Burada 100 tane C var değil mi? C 100'ler basamağı. Burada birler basamağında çıkartırsam 99 tane C var. Burada 10 tane B var. Burada da 10 tane B var. 10B'den 10B'ye çıkarsa bir şey kalmaz. Burada bir tane A var. Burada 100 tane eksi A var. Çıkartırsam eksi 99 A kalır arkadaşlar. Bu kime eşitmiş? 495'e. Bir daha anlatayım isterseniz. Bakın burada C 100'ler basamağında, burada C 1'ler basamağında çıkarttım 99C. Burada B 10'lar basamağında, burada da B 10'lar basamağında çıkarınca bir şey kalmıyor. A burada 1'ler basamağında, A burada 100'ler basamağında ama eksi olduğu için burada çıkartıyorum eksi 99'a. Şimdi ikisinde ortak olan 99'a hemen 99 parantezini alalım. C eksi A eşittir 495. 99'a bölersem her tarafı arkadaşlar. Buradan C eksi A'nın kaç olduğunu görüyorum. 5 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. İkisi sayıda yer değiştirince ikisi 3 basamaklı mı olmuş? Evet. Tamam. Biraz önce yaptığımız gibi yapalım. Hemen C A yazalım. Ben burada C'ye 9 verirsem en büyük sayıdan başlayalım. A bu durumda 4 mü? Evet. C'ye 8 verirsem A bu durumda 3 mü? Çünkü birbirinden çıkarınca 5 kalıyor. 7'ye 2, 6'ya 1. Ama A'ya 0 verebilir miyim? Veremem. O zaman 3 basamaklı bir sayı olmaz. Çünkü başı 0 olursa 2 basamaklı sayı olur. Burada kalalım. Bize kaç tane ABC sayısı yazılabilir demiş. Burada yapılan en büyük hata şıkları büyük ihtimalle kesinlikle 4'ü koyacaklar arkadaşlar. Bakın burada dikkat edin. Biz burada B hakkında şu an hiçbir bilgim yok. Şimdi şu 9'a 4'ü inceleyelim. Buraya yanına B'ye kaç yazacağım yazabilirim arkadaşlar? 0 yazabilirim, 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3 yazabilirim, 4 yazabilirim, 5 yazabilirim. 0 da dahil toplam 9 tane sayı yazabilirim değil mi? Evet arkadaşlar toplam 9 tane özür dilerim 0 dahil toplam 10 tane sayı yazabilirim. Şimdi bütün rakamları yazabilirim. Şu B'nin yazabileceği sayıları yazalım buraya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplam 10 tane sayı yazabilirim. Burada dikkat etmemiz gereken eğer sayılar birbirinden farklı derse 9 ve 4'ü karalayacağım. 8 tane sayı yazabilirim. Ama birbirinden farklı demediği için 10 tane sayı yazabilirim. Aynı şey burası için de geçerli 10 tane. Buraya 10 tane. Bundan da 10 tane sayı yazabiliyorum. Çünkü düşünsenize mesela 9 yazalım mesela CBA sayısı 904, 914, 924, 934, 994'e kadar gidiyor 10 tane. Toplam arkadaşlar 40 tane sayı yazılabilir. Tekrar anlatıyorum. Eğer birbirinden farklı deseydi şimdi ilk durum için 9'a 4'ü karalığımızı düşünelim. 8 tane kalıyor. O zaman buraya 8 tane. Burada da 2 tane sayı karalıyorum. 8,
8'er tane yazabilirim ama birbirine farklı demediği için bu şekilde alırız arkadaşlar. Doğru cevap 40. Şimdi soruya bakalım. Rakamları farklı, 3 basamaklı, 4 farklı doğal sayının toplamı 575 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğünü istiyor. Şimdi bizi sayıların en büyüğünü istiyor, doğru mu? En büyüğün en çok olanı istiyor. Şimdi ben en büyüğünün en çok olması için küçük olanlarının en küçük olması gerekiyor. Tekrar edeyim. Şimdi 4 tane sayı var. Bunları toplayacağım. Büyük olan en büyük olması için küçük olanların çok minimal en küçük alayım ki büyük olan çok büyük olsun. Tamam. Bu durumda rakamları farklı demiş mi? Demiş. Ve 3 basamaklı demiş. Hemen tanı ülkemizin altını çizelim. Ben başta 3 basamaklı deyince aklıma ne geliyor hemen? 100 geliyor. Ama bunlar rakamları farklı mı? Değil. O zaman attım. 101. Rakamları farklı değil. Attım. 102. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu şekilde düşünelim. 3 basamak 4 farklı demiş. Şimdi 102 aldım. Farklı. Burada 4 farklı demesi arkadaşlar. Diğer 3 sayıda 102 alabilirim. Ama farklı dediği için 102 alamam. O zaman bir büyüğünü alayım. 103. Bir büyüğünü alayım. 104. Bunları topladığımda kaç çıktı arkadaşlar? 2, 5, 9, 0, 309 arkadaşlar. Şimdi 575'ten 309'u çıkartalım. Beşten 9 çıkmaz. Buradan 6 kaldı. Buradan 10'u kaldım. 6, 2. Arkadaşlar peki 266 rakamları farklı mı? Değil. Burada dikkat etmemiz gereken 266 direkt şıklarda görünce işaretlemiyoruz. Çünkü rakamları farklı değil. İlk kuralıma aykırı. O zaman bundan 1 çıkartıyorum. 265. Peki hocam 1'i nereye koyacağız? 1'i bunun üstüne koyalım. Bu adam kaç olur o zaman? 105 olur. Sıkıntı var mı? Yok. Rakamları hepsinin farklı. Hepsi birbirinden farklı arkadaşlar. Doğru cevap 265. Arkadaşlar bu soru tarzında yakın zamanda YGS'de bir soru bekliyorum. Büyük ihtimalle çıkabilir. Sorumuza bakalım. Elimizde kibrit çöpleri oluşan sayılardan kaç tane kibrit çöpüyle oluştuğundan bahsetmiş. Mesela sıfır sayısını oluşturmak için 6 tane, bir sayısını oluşturmak için 2 tane tarzında kaç tane kibrit çöpü kullanmamız gerektiğinden bahsetmiş. Ve adamın elinde demiş 9 tane kibrit çöpü var. Tamam, 9 tane. Yazabileceği en büyük ve en küçük 3 basamaklı sayıların bak. 3 basamaklı sayı yazmasını istiyor. Rakamları farklı demiş mi? Bakalım. Dememiş. O zaman aynı rakamı kullanabiliriz. Tamam. Elde edilen sayının kaç kibrit çöpü ile yazılabilir diyor. Toplamının. Şimdi en büyük sayı yazalım önce. Şuraya yazalım. En büyük. En büyük. Peki. Elimde kaç tane kibrit çöpü var? 9. Şuraya da 9'u yazayım da aklımda kalsın. Şimdi benim ne yapmam lazım? Yüzler basamağındaki sayıyı çok büyük seçeyim ki büyük bir sayı olsun. Tamam. Mesela hocam 9'u seçtiğimizi varsayalım. 9'u seçtiğimde 6 tane kibrit çöpü kullandım. Geriye kaç tane kibrit çöpü kalıyor? 3 tane. Ama ben 3 tane kibrit çöpüyle 2 tane daha basamak yazmam lazım. 2 basamak yazabilir miyim? Hayır. Yazamam. En az basamak hangisinde var? 1'den var. Tamam. O zaman 2 tane. Mecbur. Son 2 basamağını 1 seçeyim. Ardından başlangıcını 4 etti. 5 seçtim. Mesela 511 oldu. Bence bundan daha büyük yazabilirim. Biraz daha düşünelim. Mesela 7 sayısını kullansam zaten ben 906 tane yazamadım. 8'i kullanmak için 7 tane kullanırım. Hiç olmaz. Peki 7'yi kullanırsam. 7'yi kullandım diyelim. Tamam. 3 kaldı geriye 6 basamak. Hepsini 7'den seçeyim. Evet. Bu durumda en büyük sayımız kaç oldu? 777. Bu yüzden arkadaşlar burada bulduktan sonra bir sayı bulduktan sonra bu en büyük olarak düşünmeyin. Belki daha büyükleriniz elde edersiniz. Biraz bir kontrol edelim. Biraz bakalım. Şimdi rakamları farklı demiş olsa 777 alamam. Ama bana dememiş. O zaman en büyük sayımız 777 arkadaşlar. Şimdi en küçük sayı düşünelim. Şuraya da en küçük yazalım. En küçük. Tamam. En küçük sayı ben olsam şimdi 3 basamaklı dediği için 0 ile başlamam mecbur 1 ile başlayacağım. Bu bir kere 1. basamağı kesinlikle 1. 9 tane kibrit çöpüm vardı. İkisini kullandım. Geriye kaldı 7 tane. Tamam. Şimdi 6 0'ı kullanmak istiyorum. Tamam. Kullandığımı varsayalım. 0'a 6 tane kullandım.
tane kibrit çöpü kaldı. Ardından buraya bir sayı yazabiliyor muyum? Yazamıyorum. O zaman sıfırı kullanamıyorum. O zaman 1'i kullanacağım. 1 kullandığımda 2, 2 daha 4 tane. Geriye kaç tane kibrit çöpü kaldı? 5 tane. Şimdi 5 tane kibrit çöpü 5'te yazabiliyorum. Bir 2'ye de yazabiliyorum. Küçük olması için hangisini yazmak tercihimdir? O zaman 2'yi yazarım. Bana bu ifadenin toplamını sormuş. O zaman toplayalım. 777 ile 112 toplayalım. 9, 8, 8. Çıkan sonucu elde etmek için kaç tane kibrit çöpü kullanırım diyor. 8 yazmak için kaç tane kibrit çöpü kullanıyorum arkadaşlar? 7 tane kullanıyorum. 8 yazmak için 7 tane kullanıyorum. 9 yazmak için 6 tane kullanıyorum. Bakalım daha kaçmış. 7, 7 daha 14, 6 daha 20 arkadaşlar. Doğru cevap 20. Şimdi bize 3 basamaklı sayılar vermiş. O yüzden dikkat edelim, bunlar çarpı durumunda değil. Bunlar 3 basamaklı sayılar. Ardından toplamı nedir? Arkadaşlar çok basit. Direkt çözümlemeyi düşünelim. Bakın. İlk önce 2 ile başlayalım. Buradaki 2 hangi basamakta? Yüzler basamağında. O zaman 200. Yanında da şurada da 3 birler basamağında kaç etti arkadaşlar? 203 artı. Burada onlar basamağında bir tane x var. O zaman 10x. Burada yüzler basamağında 100x etti. 110x. Y burada birler basamağında, burada onlar basamağında 1, 10 daha 11. Artı 11 tane y eşittir 698. 203'ü karşı attım, eksi olarak geçer. Yapalım işlemimizi. 110x artı 11 tane y 698 eksi 203. 110x artı 11 y 698'den 203'ü çıkartırsam arkadaşlar 495 kalır. Şimdi bunu nasıl elde edersiniz? Şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada x'e verebileceğiniz maksimum sayı veriyorsunuz. Şimdi ben burada 5 versem 550'lerde olur. Olmaz. O zaman maksimum verebileceğim x kaçtır arkadaşlar? 4'tür. 4 verdiğim anda kaç çıkar? 440 olur. Yazalım. 440 artı 11y eşittir 495. 440 karşıya attım. 11y eşittir. Çıkartırsam 440 ifadeden 55 kalır. Her tarafı 11'e bölersem de y eşittir arkadaşlar 5. X'e kaç vermiştim? 4. Bana ne soruyor? X ile y'nin toplamı soruyor. O zaman 4 artı 5 arkadaşlar. Doğru cevap 9. Bir diğer sorumuza bakalım. Rakamları farklı. 2 basamaklı 4 farklı doğal sayının toplamı 98 olduğuna göre... Evet bakın, rakamları farklı. Sayılar birbirinden farklı mı? 4 farklı demiş. Tamam, sayılar da birbirinden farklı. Bu sayılardan en büyüğün en az. Şimdi en büyüğün en az istiyorsam o zaman ne yapmam lazım? Sayıları birbirine yakın seçeyim. Yani küçük olan sayıları da büyük seçeyim ki en büyük küçük olsun. Tamam. Arkadaşlar soruları şu şekilde çözüyoruz. 98'i 4'e böleceğim. Bakın basit bir yolu var. 98'i 4'e böleyim. Anlatayım size nasıl yapılacağını. Her zaman bu şekilde yapılıyor. 2 defa 8, 18, 4 defa 16, 2. Şimdi 2 kalanı verdi. Ben 24 olan 4 tane sayı yazarım böyle başta. Şöyle yapalım da sorumuzu yapalım. Rengimi de değiştireyim. Ama farkındaysanız 2 tane kalanımız vardı. O zaman 2 sayıya 2 kalan ekleyeceğim. Yani bunu bir kalan ekledim. Kaç oldu arkadaşlar? 25. Bu adama bir kalan ekledim. Kaç oldu? 25. Şimdi benim öyle bir işlemler yapmam lazım ki bunlar sayılar birbirinden farklı olacak ve rakamları farklı olacak. O zaman ne yapmam lazım? Şimdi bu 25, bunu bir arttırayım. Çünkü bu da 25. Bir düşürsem 24'lere gelirim. Hiç çıkamam işin içine. Bir arttırayım bu adamı. 26. O zaman 24 olanlardan bunlar aynı. Şimdi bir tane bir arttırdım ama cebimde. Bir tane borçluyum. Bunlar 24. O zaman borcumu kapatmak için birinden bir arttırdım için şimdi bir çıkartayım. Bu adam kaç oldu? 23. Şimdi sayılarımıza bakalım. 26, 25, 24, 23. Tamam, çok güzel. Tam istediğim gibi. Hepsi birbirinden farklı. Rakamlara bakıyorum. Hepsi birbirinden farklı. Mesela uyuşmamış olsa rakam, mesela 1, 22 olsa bir çıkartın arkadaşlar. Uygun olan sayıyı bir artırın. Yani burada önemli olan bir çıkartıp bir artırarak sayıyı elde etmek. Bu yüzden de bize en büyük soru soruyor. O yüzden doğru cevap 26 arkadaşlar. Eğer en büyük sayı en fazla deseydi küçük sayılara küçük başlayacaktım. Onun benzerini yapmıştım.
Eğer en büyük sayı en az soruyorsa bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi güzel bir notumuz var, okuyalım. Bize çarpma işleminin prensibini anlatmış sanırsam. Zaten AB sayısını 4 D ile çarptığımda buraya yazıyorum. AB sayısını C ile çarptığımda buraya yazıyorum. Ardından da şurada C'yi arkadaşlar onlar basamında ya. Burada o yüzden 10C artı D yazmış. Normal. Şunu biz zaten çözümlesek nasıl çözümleriz? 10C artı D. Doğru mu? Doğru. Bunu da AB ile çarptığımızda. Cevap zaten bu arkadaşlar. Şimdi bu da dediğim gibi prensiple şurayı D'yi buraya yazıp buraya da bunu yazmak. Bu tarzda sorular çıkıyor arkadaşlar. Yani deneme sınavlarında da çıkıyor karşımıza. Soru bankalarında da çıkıyor. Sınavda da çıkabilir. Genel işlem hatası yapılıyordu. Doğru yapılmış olsaydı sonuç kaç olurdu diyor. Şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Bakın. Ben şu birinci satıra ne yazarım? 5 çarpı x'ye, doğru mu? 5 çarpı x'ye. Şurada ama x'ye 2 basamaklı sayı. Burada dikkat edelim. Tamam. Hocam x'ye'yi çözümleyelim o zaman. Daha rahat bir şey olsun bizim için. Ya da hiç çözümlemesek de olur. Böyle kalsın. 5x'ye. X'ye burada 2 basamak. Tamam. İkinci satıra ne yazmış arkadaşlar? 3 ile x'ye'yi çarpmış. Tamam. 3 çarpı x'ye. Burada x'ye yine 2 basamak sayı. Çünkü çözümleme yapmadım. Bunları topladığımda arkadaşlar ne çıkar? 8 tane x'ye çıkar. Doğru mu? Kaça eşitmiş? 376 eşitmiş. X'ye hala 2 basamaklı. Hala çözümleme yapmadım. Her tarafı arkadaşlar kaça bölüyorum? 8'e bölüyorum. 376'yı şurada 8'e bölelim. 37'nin içine 8 4 defa. 4 kere 8 32. Çıkartırsam 56. 7 defa. 7 kere 8 56. Çıkarttım. O zaman kaç çıktı? 47. Tamam, çok güzel. X'ye eşittir 47. Çözümleseydik de başlangıç sadece daha fazla çıkabilirdi ama oradan doğru cevap çıkardı. Bu durumda 2 basamaklı, o zaman x nedir arkadaşlar? 4'tür. Y eşittir 7'dir. Bunu da ayrıca belirteyim burada. İşlem doğru yapılmış olsaydı kaç çıkardı diyor. Hemen o zaman şurada çarpma işlemimizi yapalım. 47 ile kimi çarpıyorum arkadaşlar? 35'i çarpıyorum. Çarpalım. İlk önce 47 ile 5'i çarpalım. 235 çıkıyor. 47 ile 3'ü çarparsam 141 çıkar. Tamam. Şimdi toplayalım onları da. 5, 4, 6, 1. Doğru cevap arkadaşlar 1645 olur. Tekrardan anlatıyorum. Bakın bu sorulara dikkat edelim. Basit. Yapılması basit. Anlarsanız bütün sorularını yaparsınız. Ben buraya birinci satırı ne yazdım? 5 ile x'ye çarptım. 5 çarpı x'ye. X'ye 2 basamaklı sayı. İkinci satırı 3 ile x'ye çarptım. Ardından bunları taraf tarafa topladığımda x'ye hala ayırmadım. X 2 basamaklı bir sayı. 5, 3 daha 8. 8 çarpı x'ye. Eşittir. Kime eşitmiş? 376. Her tarafı 8'e böldüm. X'ye 47 olduğunu görüyorum. Ardından da normal 47 ile 35'i çarptım. Arkadaşlar basamak kavramı dersimiz, çözümleme dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün çözümlemeyi öğrendik. Beraber çözümleme yapmayı öğrendik. En büyük en küçük sayı bulmayı öğrendik. Yani burada gelen soruyu kaçırmamamız lazım. Basit bir konu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar sizlere bölme ve bölünme kurallarından bahsedeceğim. İlk önce bölme kurallarından başlarım. Ardından bölünme kurallarını işleriz beraber. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.